Merhabalar. Merhaba. Evet arkadaşlar. Beklenen an geldi. Ben de öyle bir şey diyecektim zaten. Hangi an? Black Mirror başladı. Dördüncü sezon. Geldi evet. Arkadaşlar. Biz duyurduğumuz üzere bölüm bölüm izleyip burada birer video paylaşmayı planlıyoruz. Bu sefer yetişebildik. Geçen sefer hatırlarsanız favori bölümlerimiz videosu yapmıştık. Evet, şimdi yayınla yetiştik. Bütün bölümler aynı anda yayınlanıyor ama elimizden geldiğince hızlı bir şekilde yapacağız biz de. Öncelikle söylemek isterim ki bölümü izlemediyseniz bu videoyu izlemeyin. Önce bölüm, sonra yorum. Asla izlemeyin arkadaşlar. Şu an kapatın. Yani diziyi izlemeyi planlıyorsanız da izlemeyin diyorum. Çünkü çok güzel bir dizi gerçekten. Bence şu an TV'deki en iyi dizilerden bir tanesi. Ya bana birisi ilk 5 dakikasını bile anlatsa çok şey kaçırmış gibi hissederim. Çünkü o adım adım açılışını herkes kendisi deneyimlemeli. Evet. O nedenle kapatın gitsin. Şu andan itibaren, hatta biraz önceden itibaren sorumluluk bizim almıyoruz. Bütün kanal spoiler. Ben bunu dedim zaten. Zeynep çok hassas bu konuda arkadaşlar. Spoiler veririm diyor yani. Evet, spoiler'a karşı da çok hassasım. Evet, bu filmde falanca oyuncu var diyorsun mesela. Belki o oyuncu kostüm giymişti vesaire. Haklı. evet arkadaşlar, o zaman başlayalım bölümümüzü incelemeye. Dördüncü sezon, birinci bölüm. USS Callister. USS Callister. Yani Star Trek. Yani bir Star Trek parodisimsi. Evet, yani izlerken çok güzel açılıyor değil mi bölüm? Yani bu bir çok güzel. Diyoruz ne bu, film seti mi? Evet, şimdi izlerken ben hep şey düşündüm. Bunu dedim, yani kesin Star Trek'i çok seven biri yazmış ama eleştirmekten de kaçınmayan biri yazmış. Charlie Booker'la beraber bölüm yazan William Bridges gerçekten de Star Trek hayranıymış. Çok büyük. Ondan sonra gerçekten çok güzel yansıtmışlar. Ve hani gireceğiz o konuları, Star Trek'le alakasını falan filan, ama çok katmanlı olması beni çok yani çok fazla, çok beğendim. Nasıl söyleyebilirim ki? Beklediğimden çok daha fazla katman içeriyordu. Bunu derinlik olarak söylemek istemiyorum sadece. Çünkü aynı zamanda bir aksiyon filmi gibi de ilerliyor. Evet. Ve uzunluğu da bir filme yakın ama hiç belli etmiyor. Ben ve bittiğinde hani oldu mu o kadar zaman diye hissettim. Kesinlikle, yarım evet. saatlik bir bölüm izliyormuş gibiydim yani. Bir saat 10-15 dakika falan galiba. Ve yani bu katmanların hepsi de çok tatmin edici tutarlılıkta. Benim o açıdan çok hoşuma gitti ve Star Trek'i de çok sevdiğimiz için oradan da bir artı puan kazandı bizim için. Biraz katmanları açmak istiyorum. Evet, tabii ki. Ya şimdi dizi başlıyor. Önce bu işte Star Trek kadrosu, Starfleet dizideki adıyla kadrosunu görüyorsunuz. Zaten kıyafetler falan Star Trek'ten esinlenmiş. Direkt bridge ortamı zaten öyle görünüyor. Ondan sonra işte ne diyorsun, bu TV seti herhalde. Çünkü çok yapay davranıyorlar gerçekten, evet. Dizideki gibi kötü davranıyorlar. Kötü bir eski bir, ya aynıydı yani, evet, aslında. Evet. Eski hemen binin hemen kurdu havası. Kurulmuş. O yüzden diyalogları da çok takdir etmek istiyorum. Çok başarılı gerçekten, o havayı yansıtmışlar. Sonra işte VR olduğu ortaya çıkıyor. Ondan sonra bu Daily arkadaşımıza, başroldeki şu kaptanımıza sempati duymaya başlıyoruz. Çünkü eziliyor işte burada. Evet, o çalıştığı ortamda sevilmeyen, hatta yani şey gibi, yarı patron olmasına rağmen, CTO olmasına rağmen hiçbir ne ilgi, ne sevgi, ne bir saygı görmeyen bir insan. Görmemesi. Ve nedenini de anlamıyoruz. O yüzden yazık, bunu eziyorlar diye empatiyi kuruyoruz. Tabii, otomatik olarak kuruyoruz. Hatta diziyi çekerken başta daha antipatik göstermek istemişler ama sonra böyle biraz daha twist olsun diye öyle yapmayı tercih etmişler. Ondan sonra Daily'nin gaddarlıklarını görmeye başlıyoruz bu VR ortamındaki. İşte kaçış umudunun olmaması bu karakterler için vesaire. Bu sefer tabii 180 derece dönüyor olan ve kötü karakter Daily olmaya başlıyor. Evet. Ondan sonra işte kaçış umudu oluyor. Gerçek hayatla birleştirilmiş bir aksiyon gerilim sahnesi var. Ondan sonra bu işte evden data çalma, DNA verilerini çalma. DNA neylerini diyeyim onu, objelerini, objelerini çalma bölümü. Ondan sonra üzerine bir katman daha geliyor. O da multiplayer katmanı geliyor ve tüm bunların üzerine bir de dizide komedi var. Yani bu Black Mirror için bir ilk. Evet. Ama yeterince karanlık da, yani o karanlığını kaybetmemiş diyebilirim. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Biraz bu karanlıktan söz etmek isterim istersen biraz. Lütfen. Şimdi öncelikle ben bunu izlerken VR olduğunu anladıktan sonra adamın kendi VR dünyasını kurduğunda şey diye düşündüm. Çünkü gerçek hayatta eziliyor ve onlara gerçek hayatta cevap veremiyor. Öyle ezik bir insan aynı zamanda. O yüzden gün içerisinde onu sinir eden insanı gidip oyunda
Mesela boğazını sıkıyor falan filan. Şey gibi düşündüm. Belki bu bir stres atma yöntemi olabilir. Belki bir suç önleme yöntemi de olabilir. Yani ileride mesela şey gibi, normalde böyle bir karakteri anlattıktan sonra Amerikan filmlerinde falan nedir? Gider taramalı tüfek alır. Bir yerlere şeye gider. Milleti toplu öldürmeye gider. Böyle ama onun şey yerine böyle bir dünya yaratıyor. Ama o insanların bilince ulaşmış yapay zekaya sahip olduklarını, hatta klon olduklarını, bilinçleri olduğunu görünce aslında orada gerçekten insanı öldürmüyorsun ama orada gerçek bir insanı sonsuza kadar işkence edebilme şansın var. Yani aslında teknolojinin bu tür suçları önleyebilme potansiyeli olabilecekken belki gelecekte o daha da kötüye kullanılmış burada yani. Ben de ilk onu, o duyguyu uyandırdı. Black Mirror'ın White Christmas'ta da işlediği bir konuydu zaten. O egg'ler falan filan derken. Evet. Evet, o açıdan beni çok etkiledi. Yani bütün ölümler fiziksel ölüm değildir. Bütün acılar fiziksel değildir aslında. Evet, kesinlikle. O klonların, oradan da zaten insanları klonlamalı mıyız konusundaki etik soruları da inceleyen bir şey. Aslında onlara bir şey yapmıyorum ben diyor belki adam, ama yani, yapıyor. Ama yapıyor aslında. Çünkü kopyalarını yapıyor. Yani klon olayı falan, bilinç olayı aslında genel olarak, bilinç transferi veya bilinç kopyalama vesaire, bizim henüz sonuçlarını öngöremeyeceğimizi düşünüyorum çok fazla. Çünkü hiçbir deneyimimiz yok bu konuda. Evet. Yani çok çok karanlık şeylere dönüşebilecek konular gerçekten. O nedenle Black Mirror'ın da bunları irdelemesini, çünkü yakın bir zamanda olabilecek şeyler. Mesela çünkü yaptığı şeyden mesela çok kolaylıkla hiç para vermeden köle gibi çalıştırabileceği milyon insanlı fabrika yaratır. Tabii. Köşeye döner. Yani bundan hiçbir sorumluluk duymayacak bu insanları, gerçek yani bizim anladığımız anlamda gerçek olmadığını düşünerek bu işte kişisel sorumluluktan kaçabilecek çok fazla da insan var. Tabii, şaşırtıcı olmaz yani böyle. Ama bir yandan da böyle bir dünyada örneğin fiziksel engelleri olan ya da ruhsal sorunları olan insanların mutlu mesut yaşayabilmesi de mümkün. O yüzden Junipero. Evet, silip atamıyoruz yani bu tür şeyleri. Evet, evet. San Junipero'da güzel bir ayna olmuş bölüm. Evet, kesinlikle. Zaten şimdi ben San Junipero demişken söyleyeyim. Bizim favori bölümlerimiz videosunda ben en çok San Junipero'yu sevdiğimi söylemiştim Black Mirror bölümleri arasında ilk 3 sezonda. Bunun nedeni San Junipero'nun şovu yeni bir diziyi yeni bir noktaya taşımasıydı benim için. O da pozitif, yani pozitif olarak yorumlanabilecek bir son ve optimistik bir gelecek vizyonu. Normalde Black Mirror'a yakıştırılmayan ya da Black Mirror'dan beklenmeyen bir şeydi. Ben o optimistik vizyonu çok gerekli buluyorum. Özellikle hani şu içinde bulunduğumuz dünyada çok gerekli buluyorum. Zaten sanırım bu sezonun başında da Charlie Brooker şöyle bir laf etmiş. Dünya daha karanlık bir yere gittiği için Black Mirror artık daha optimist. Daha optimist diye bir şeyde bulunmuş. Bana çok mantıklı geldi. Bu bölümde benzer şekilde, paralel şekilde şovu başka bir noktaya taşıdı diye düşünüyorum. Özellikle komediyi katmaları ve çok iyi bir aksiyon parodi hibridi karması bize sunmalarıyla ben şovu değiştirdiğini düşünüyorum ve favori bölümlerimden biri olmaya aday, belki favori bölüm olmaya bile aday yani şey, çok etkisinde değilse <Mürcim. gülüyor> çok etkisinde olduğum belli kurduğun son bilmeli cümleden. Şimdi şöyle bir şey var. Komedi unsuruyla ilgili şunu demek isterim. Bir yandan da hep o kurmaca dünyanın içinde o güldüğümüz için hem gülüyorum, gülerken kendimi hep güldüğüme kızar halde buldum. Çünkü bunlar acı çekiyor, niye gülüyorsun Zeynep falan gibi. Yani aslında komediyi sunarken de, parodiyi sunarken de çok da tekin bir ortamda sunmadığı için yine o karanlığını koruyor. Komedi deniyor diye sanılmasın ki Black Mirror Black'liği bırakıyor. Yok ama komedi çok güçlü bir silahtır zaten. Yani iyi yapılan komedi insanı çok fazla düşündüren bir şeydir zaten. Zeki komediyi seviyoruz, hep söylüyoruz bunu. Biz komediyi çok seviyoruz ama zeki komediyi seviyoruz. Ben şeyi çok güzel buldum. Karakterler de eğleniyordu çünkü bu komedi sahnelerinde. O yüzden ben çok çare yok. Hissetmedim yani. Hoşuma gitti gerçekten. O genelde Black Mirror hani daha bir karanlık ve daha bir çare yok, umut yok şeyi vardır ya, havası var da bunda o yoktu yani. Umut olmayan anlarda bile tam olarak yoktu. Eminim çok insan bunu sevmemiştir. Ama dediğim gibi benim hoşuma giden değişik bir şey, hava katmıştı diziye. Hı hı. O nedenle. Evet,
Sonundan söz etmeden önce başından biraz söz etmek isterim. Lütfen. Şimdi bu dizi genel olarak çatısını bir şeylerin üstüne kondurmuş. Bunlara bir bakmak lazım. Birinci söyleyebileceğim şey, Wikipedia'yı açınca da herkesin görebileceği hikaye adaptasyonları. Direkt adaptasyon denmemiş tabii ki ama bayağı paralellikler mevcut. Esinlenme değil. Esinlenme. Ama Brooker esinlendim ben bundan falan demiş mi bilmiyorum. Orasına girmeyeceğim. Harlan Ellison'ın I Have No Mouth and I Must Scream adlı kısa hikayesinden esinlenmiş. Kısa hikayeden çok hızlıca söz etmek isterim. Şey var, bir uzun uzun bir nedenlerden dolayı en sona 3 tane yapay zekaya sahip robot var. Bu robotlar dünyayı yönetiyor gibi bir şey. Ve şey oluyor, artık kendinin farkına varıyor, bilince erişiyorlar. Ve ondan sonra da tüm dünyayı öldürüyorlar. Sadece 4 erkek ve 1 kadın bırakıyorlar. Bunları da bir yer altındaki bir komplekse koyuyorlar. Ve orada bunlara yapmadıklarını bırakmıyorlar. Ve en sonunda bu insanlar kendilerini ya da bir... Sonu söylemesek mi acaba dersin? Ben şimdi okumak istedim. Tamam, o zaman şunu şöyle diyeyim. Sonu da bölümle paralellikler içeriyor. Aynı değil tabii ki. Zaten klon da değil bu insanlar ama bilince ulaşmış robotların insanlara yaptığı işkence gibi, buradan bir esinlenme gibi düşünülmüş. İlginç. Okumak isteyenler varsa videonun yorumlarına da şeyine yazalım. Yazalım. İlk yazalım. Sonu söylemedik o zaman. Evet. Senin için var mı? Senin var mı öyle esinlediğin, gördüğün bir şey? Yani John Scalzi'nin Red Shirts diye bir romanı vardı. Sanıyorum ondan esinlenmiş bir miktar diye. Ama Red Shirts'ı okumadığım için çok bilgi sahibi olamadım. Yani sadece gördüm böyle bir esinlenme olduğunu. Ben şeyi çok güzel buldum. Biraz değinmek isterim. Star Trek temasının nasıl işlendiğini ve Star Trek troplarıyla nasıl bir o troplardan nasıl bir öç alındığını işlemek isterim birazcık. Tabii öç almak diyorum ama çok sevgiyle yapılmış bir şey gerçekten. Biz Star Trek'i çok seviyoruz. The Original Series'den şu an bahsediyorum. Şimdi harika yansıtmışlar bir kere tropları. İşte kadınların yeri mesela Bridge'deki, ondan sonra her şey simülasyon bittiğinde kaptanın tek tek kadınları öpmesi falan, hani sonuçta çok körkvari hareketler vesaire. Zaten Daly'de bu işte buradaki kaptanımız da şeye, simülasyona acayip değer veriyor. Yani o şekilde olmasını istiyor, o şekilde devam etmesini istiyor. Kurallara sabit uyuyor. Yani. Çok körkvari hareketleri de var. Zaten hani herkes çok Star Trek vari davranıyor. Ondan sonra şöyle bir şey var, yani şöyle iki tane fark dikkatimi çekti. Bir, tabii kurallarını kendi belirlediği için ve biraz daha sosyopat bir insan, biraz değil yani bayağı bir sosyopat bir insan olduğu için Kirk'ün merhametine sahip değil ve yumuşaklığına sahip değil. Evet. Bir böyle bir fark var. Bir de ikinci fark olarak Spock koymamış Fleet'ine. Evet, çünkü Spock her zaman dengeliyordu değil evet, mi? Evet, ve Spock her zaman Kirk'te bir sorun olduğunda hemen hemen o sorunu düzelten insan, Kirk'ü alt edebilen insan konumunda. Kesinlikle, ve Spock olduğu sürece orada bir sorun çıkmaz yani. Tüm dünyayı kurtarır evet, Spock. Evet, yani. Dikkat ettiyseniz hani Spock karakterini kaldırmış ama çok güzel bir şey var dizide. Nanette karakteri, işte Lieutenant Cole, zaten Science Officer olarak getiriyor. Ve yaptığı hata da burada oluyor zaten. Kendi sonunu getiren de bu Science Officer oluyor. Spock, yeni Spock. Evet, yeni Spock'un. Şimdi Star Trek çok seviyoruz. Ama Original Series'in özellikle 60'larda çekilmiş olmasından kaynaklı. Mesela çok güzel bir vizyonu var yani. Gerçekten geleceğe dair harika vizyon sahibi. Hala ağzım açık izleyebildiğim bir dizi. Zeynep de öyle düşünüyor genel olarak diyebiliyorum. Evet, kafa sallıyorum. Boşa değil. Evet. Sallıyorsam hemfikirim. Böyle yapıyorsa hemfikir değil. Dur ya, biliyor herkes zaten. Durdurur söylerim. Yani şey, bu bölümün Star Trek'in cinsiyetçi öğelerini, işte Yeoman'lara hep bir şey, ufak Yeoman rolleri, ondan sonra iç hep bir yarım akıllılar. Evet, ya. Science Officer veya çok pardon. Aa yok, ben pardon. Hep bir Science Officer veya doktor olanların bile böyle bir romantik yanının olması, hep bir romantik tarafa yenik düşmeleri, ondan sonra hatta şeyde Star Trek'in yayınlanmayan pilot bölümü çok güzel bir bölüm. The Cage diye bir bölüm.
Orada şey diyorlar ona ya, primary primary mi diyorlar, first bir şey diyorlar, unuttum şimdi. Bir kadroda bir insan var, bir kadın, kendisi first officer galiba. Ve yani en yeteneklilerden biri. O kadın bile çok güzel yansıtılmış ki Star Trek'in o bölümü beğenilmeyip çok fazla psikolojik bulunup yeterince aksiyon olmadığı için yayınlanmamış ve değiştirilmiş bir bölüm. O kadına bile böyle gizliden gizliye işte kaptanla ilgili fantezileri var bilmem ne falan filan gibi, böyle ay bu kadın falan gibi bir ezici evet. Şey yapmışlardı. Neyse işte çok güzel bir öc alıyor bu şey evet. Dizi bölümü. Kadınlara verilen bu rollerden işte Star Trek zamanında. Evet. Ve sonuç olarak da bütün olayı kurtaran, bütün olayı günü kurtaran kadın bir science officer oluyor. Ben şöyle düşünüyorum aslında. Öç almak gibi değil de yeniden yazmak gibi tabii, görmek istiyorum. Çünkü 1960'larda şimdi Amerika şey politik gelişmelerden sanatında çok etkilenen bir ülke. Örneğin o dönemde çekilen bir dizide, yazılan bir kitapta o zamanlar henüz Amerika'da konuşulmamış, yazılmamış, teoriye dökülmemiş feminizmleri bulmak imkansız. Ya 60'larda o kadar vardı ya, ellerindeki buydu. Hı hı. O zamanlar işte erkekler kötüdür, kadınlar güçlüdür diyen feminist düşüncenin etkisinde kalıp ona eleştiri olarak bu şekilde hı. Sert bir kadın yerini bilsin çekimi olduğu hakkında yorumlar var. Onu zaten Star Trek videomuzda değiniriz de. O yüzden hani yeniden yazmak olarak düşünmek evet, istiyorum. Evet, evet, bugün olsaydı nasıl olurdu gibi. Evet, karşımızda erkek ya da kadın sosyopat bir kişi var. Ama burada senin girdiğin yerden önemli olan yanı erkeğin otoritesini kötüye kullanarak kurduğu bu berbat dünyayı kadın olan yeni Spock gelip siliyor. Onun elinden alıyor kalemi ve kalemi kırıyor aslında, artık özgürler. Yani aslında, kadın da başa evet. Geçiyor gibi de değil yani. Bu, kurtarıyor ve harika yani. Aslında kimin neyi yaptığı, hani hangi cinsin neyi yaptığı önemli değil. Ama alt hikayeye baktığın zaman bu rolün tersine çevrilmesi çok güzel. İşte o zamanlara atıf gibi. Evet, evet. Güzel yani. Güzel. Kesinlikle benim hoşuma giden bir şey oldu. Güçlü bir atıf. Güçlü bir kadın karakter görmek de harika bir şey. Zaten o şeyde koltukta oturduğu zaman insanın evet. Şöyle bir sigara yakası geliyor. Doğrudur herhalde. Ya, sigarayı bıraktığım için her şey zamanda sigaraya kasım geliyor. Böyle yani diyeceğim çok fazla bir şey kalmadı. Ben devam ediyorum. Ben atıfları konuşuyordum. Negatife geçeyim mi diye. Devam edeyim ben şeyimi bölmeden. İkinci başlangıç noktalarından birisi olarak da kartezyen şüphecilik aklıma geldi bunu izlerken. Çünkü kartezyen şüphecilikte ilk meditasyonlarında bunu anlatmak için kurduğu örneklerden birisi var. Evil Demon örneği, kötü cin diye çevrilmiş Türkçe. Böyle yani ben burada olduğumu düşünüyorum ama ya kötü bir cin bunların hepsini bana öyle düşündürüyorsa, ben onun bir deneyiysem, hani bunların hepsi yanlışsa ne olacak diye başlayan bir şey. Oradan da zaten hani her şeyden şüphe ediyorsun, hani matematiksel şeylerden, hı hı. Fiziksel şeylerden de. Sadece kendinden şüphe etmiyorsun çünkü kendin şüphe duyuyorsun, düşünüyorsun ya. Hmm. Oradan geliyor zaten. Hmm. Düşünüyorsan varım falan. Ama burada da yani her şey simülasyon olabilir düşüncesinin felsefede başladığı nokta yani. Evet. O çok önemli bir ilham bence bu bölüm için. Hala da bilmiyoruz yani. Evet, oradan da şuna bağlıyorum. Araştırınca gördüm ki simülasyon hipotezi diye bir şey varmış. Dünyanın ve evrenin kökeniyle ilgili. Ve bu çok güncel bir alanmış. 2012'de araştırılmaya devam ediyor. 2017'de bunu fiziksel olarak test edebiliriz deniyor. Aa. Ve birçok bilimsel kişi de yani bilimle uğraşan insanlar da hani olabilir yani, bu imkansız bir durum değil deniyor. Yani simülasyon hipotezi. Bunların hepsi bir simülasyon olabilir. Hepimiz bir bilgisayar ortamında olabiliriz diyor. Yani nasıl bilebiliriz ki? Belki öyle. Ama bu konuları düşünmek insanı biraz deliliğe itiyor bence. Ben çok o yüzden okumadan düşünmeme yanlısıyım. Çok mutlu etti simülasyon olabileceği her şeyin. O zaman hiçbir anlamı yok. Düşün ama olanakları düşün. Gerçi büyük bir psikolojik çöküş yaşarız herhalde genel olarak ama toparlanırız ya, ben sevdim, olur. Ama simülasyon da yani yine de bazı kurallar çerçevesindesin yani. Kontrol edebileceğiniz bir simülasyon. Öyle olsa geçmiş, uçuversen falan, yok öyle oyun değil.
Neyse işte bu da simülasyon hipotezi diyerek ulaşabilirsiniz bu bilgilere de. İlginç şeyler bence. Ben işte bunu seviyorum. Bilim evet, kurgunun evet, altında böyle şeyler. Yani zaten bak Star Trek muhabbeti ediyoruz. Star Trek'i sevmemizin en büyük nedenlerinden biri de çok psikolojik olması. Gerçekten yani psikolojiyi oynayan bir bilim kurgu olması. Ki iyi bir bilim kurgunun bunu yapması gerekir şu çağda diye düşünüyorum. Her çağda bence. Her çağda. Ama öyle değil tabii. Pulp Fiction da çok var da. Ben öylesini seviyorum. Yani ama baştan kesinlikle. Beri öylesi yoksa çok var. Yoksa Geo Space Battle olmasın. Electric Dreams'de kızdığım şey işte yani. Ya Electric Dreams deniyor. Electric Dreams çünkü Philip K. Dick'in kısa hikayelerinden bir şeyler almak zorunda olduğu için ya yani, çünkü olay o. Deniyor ama çok kurgulaştırmaya çalışıp bozuyor. Felsefeye atıp romantizm katacağına yani. Yani evet o neyse. Öyle eksikleri var yazık çocuk. Hani aşksızlıktan öleceğiz sanki dünyada. Ya yani lütfen de yeterince işlenmemiş gibi. Önemli. Neyse benim diyeceklerim bu kadar kökeniyle ilgili. Güzel bir başlangıç. Harika bir giriş. Sonundan da biraz söz ettik. Sonu da çok güzel. Evet ne kesinlikle çok güzel. Yani şöyle şimdi biraz hani negatif ne konuşabiliriz diye düşünüyorum. Belki negatif fikirler de yansıtılsın. Ha sevmediğimiz noktaları var mı? Hiç var. Düşünmemiştim canım. Evet. Ben de çok düşünmedim açıkçası arkadaşlar. Biraz internette baktım da insanlar hikayede şeyler olduğundan, plot hole'lar olduğundan ne diyoruz biz onu? Senaryo deliği. Ama diyeceğim senaryo deliği. Tutarsızlıklar mı diyelim? Evet. Daha hikayede tutarsızlıklar olduğundan söz eden, şikayet eden insanlar var. Ben bunları şimdi insanlar şeyi karıştırıyor biraz gibime geliyor benim. Tutarsızlık la inanması güç ama mümkün olan olay örgüsünü. Şimdi bu bir saatlik, bir saat 10 dakikalık bir bölüm ve çok fazla şey sığdırmışlar. Ve bu kadar twist'e rağmen bence tutarlı bir hikaye sunmuşlar. Ha, bazı yerlere inanması biraz güç müydü? Evet. Bazı şeyler açıklanamıyor muydu şu an bildiğimiz bilimde? Yine evet. Ama bu bence plot hole anlamına gelmiyor tam olarak arkadaşlar. Yani büyük bir plot hole ben hatırlamıyorum şu an. Belki işte DNA'nın bu şekilde kullanılması insanlara şey gelmiş olabilir, garip gelmiş olabilir ama bilemeyiz. Ben, yani şöyle bir de DNA'nın mesela DNA'yı incelediğimizde bazı hastalıklar olmadan bebeklerin doğması, işte daha değişik DNA uygulamaları yapılabiliyor gelecek için. Yapılmıyor. Evet. Ama araştırmaları var ya bunların yani yıllardır. Şeyden, evet. Yani DNA'yı bilgisayar ortamına aktarabiliyoruz incelemek evet, için. Evet. Onu aktardıktan sonra onu kullanarak bir oyun karakteri gibi simülasyon yaratmak bence çok uçarı bir şey değil. Yani bunun açıklanması gerekmiyor değil. Bence. Ama DNA'yı aldığın noktaya kadar o insanın anılarını ve bilincini taşıdığı için öyle bir eleştiri var ama işte bilemeyiz şu an yani bizim çözmediğimiz bilmediğimiz şeyler olabilir DNA ile ilgili veya belki başka ek bir teknoloji kullanarak yapıyor bunu ikisini birleştirerek bilmiyoruz. Bence yani, de dediğin gibi orada bir karışıklık var. Şöyle mesela bilincin DNA'ya dahil olup olmaması ya da DNA'dan bilinç çıkartılıp çıkartılamaması sadece bir fikir değil mi? Bir nokta. Bir tema. Evet. Bunu söylememek tutarsız yapmıyor bence. Evet. Ama bazen öyle şeyler olur ki nasıl olduğunu anlayamazsın. Bunu demediği için böyle kalırsın. Evet, çok anlamsız. O ayrı bir şey bence. Evet, yani evet tutarsız değil bence. Sadece inanması zor diyebiliriz ya da varsayıyor yani. Varsayıyor. Bilinci evet. Atabildiğini varsayıyorsun. Bir şekilde atabildiğini ya da bir şeyle birleştirip DNA'yı atabildiğini varsayıyoruz. Bir bu var. Ondan sonra işte çok da mantıklı başka bir şey görmüyorum. Bir şey var biz de onu merak ettik mesela. Adamın balkonda nasıl çıktı Nanet ve nasıl oradan geri kaçtı falan. Ben çok İyi, merak etmedim. İyi olmuş olabilir ama. Yo, o konuşur şey dizi izlerken çok konuşmak iyi olmuyor. Replik kaçırıyor insan. Şimdi orada kaç senedir onu tanıdığı varsayılabilen insanlar var. Belki Walt'ın evine gelmiştir. Biliyordur yani. Aralarında konuşmuş olabilirler onu önceden. Olabilir. Şey ortamında. Evet. Oradan giriliyor doğru, diye. Doğru planlama aşamasını çünkü görmedik çünkü. Onlara da yer verse bu sefer kurgu kötüleşecek. Bölüm uzayacak. Bık bık bık. Kesinlikle. Benim beğenmediğim tek bir şey var arkadaşlar. Programın başında bölümün başında bir Netflix adı geçiyor. Ondan çok hoşlanmadım. Netflix'e var bunlar. Öyle yani, şey evet evet. İşte şeyi konuşuyorlar. Star Trek şeyi olan temsili olan Starfleet'i konuşuyorlar. Artık Netflix'te bile var falan muhabbeti geçiyor. DVD, Blu-ray işte Netflix'te bile var falan diyorlar.
O hoşuma gitmedi. Yani hiç ihtiyacı olan bir platform değil Netflix bu. Çok rica etmişlerdir belki. Yani bence yakışmamış. Yani dizinin bir de ilk bölümü, ilk sahnelerden bir tanesi çok falan. Çok para vermişlerdir belki bu sefer. Çok tabii. Zorunda tutmamışlardır umarım, şaka bir yana. Yani evet öyle umarım. Her bölümde bir Amerikan bayrağı gibi. Her bölümde bir Netflix. Hiç hoşuma giden bir şey değil yani, böyle derin bir diziden beklemeyeceğim bir şeydi. O hoşuma gitmedi. Onun dışında ben çok keyif aldım. Yani evet. Gerçekten çok keyif aldım yani. Bu sene bize 6 bölüm bekliyor. Hatırlıyorsan ilk sezon diyorum artık yani. İlk sezonda 3 bölüm vardı. Hı hı. İkinci sezonda 3 bölüm. Sonra arada bir White Christmas special'ı. Evet. Bu sezonda 6 bölüm. Harika. Doyacağız bu sefer bölümlere. Bir dakika, White Christmas'a bir de 3. sezon var. O da 6 bölüm. O da 6 bölüm. Şimdi bir de 6 bölüm. Şimdi bir 6 bölüm daha. Ben uzun görmedim, dediğim gibi bittiğini bile anlamadım. Ya yani 1 saat 20 dakikalık filmler izliyoruz, lanet ediyoruz yani, evet. Ne kötüymüş diye. O yüzden de çok bayağı iyi yani. Sürükleyiciydi gerçekten. Sabırsızlıkla bekliyorum bir sonraki bölümü. Evet, şunu söylemek istiyorum arkadaşlar bir de kapatmadan önce. Biz bölüm bölüm izliyoruz. Belki bizimle beraber bu videoyu izleyen insanlar, yorumlara bakan insanlar sadece bu bölümü izlemiş olabilir. Sonraki bölümleri izlediyseniz spoiler vermemenizi rica edeceğim bu bölümün altında. Bu bölümle ilgili tartışmaya sizleri davet ediyorum. Neleri beğendiniz, neleri beğenmediniz? Star Trek temsilini nasıl buldunuz mesela, evet. Merak ediyorum. Ya akıllıca kullanımlar gördüm yorumlarda, spoiler deyip böyle enter ya yapıp yorum yazma falan. Öyle. Tabii evet öyle, evet. Olabilir tabii. Düşünceli bir şekilde takılabilirsiniz. Evet ya. Kesinlikle. İşte böyle arkadaşlar. O zaman bir sonraki bölümde yeni yılınızı bir daha kutlayalım bu arada. Sanıyorduk ki bir video daha çekmeyiz ama çok güzeldi bölüm, hemen çok çekmek çok güzeldi istedim. Dayanamadık. Evet, herkese mutlu, sağlıklı yeni yıllar. Yeni yıllar. O oldu değil mi yine? İyi mutlu yıllar. olur. Herkese yeni yıllar demişti bir arkadaşımız bir kere de. Öyle bir şakamız vardı. Ya ben hatırlamıyordum bile. Yok ben... Ağzını bak. Demek ki insan heyecanla konuşunca çıkıveriyor. Neyse. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.